Torbalara eşit miktarda güneş ışığı geldiğine göre eşit süre sonunda çocukların taşıdıkları simitlerin son sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Koyu renkli olan torbalarda sıcaklık daha yüksek olacaktır. Çünkü bu renkli olması ışığı soğurması anlamına gelir. Dolayısıyla sıcaklığın, simitin sıcaklığının en yüksek olduğu torba 1 olacak. Ardından iki numaralı çocuk gelecek çünkü mavi renkle boyanmış. Siyah kadar iyi soğurmasa da beyazdan çok daha iyi soğuracak. Beyaz da soğurmaktan ziyade ışığı daha çok yansıtan bir özelliğe sahip. Dolayısıyla en soğuk simit üçüncü çocukta olmuş olacak. Cevabımız D seçeneği. KLM termometrelerin ilk ve son sıcaklıkları eşit olduğuna göre termometrelerin güneş ışığı altında bekletilme süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada baktığımız zaman L termometresindeki sıcaklığın en fazla olmasını bekleriz. Çünkü siyahla kaplı. Dolayısıyla ışığı daha iyi soğuracak ve sıcaklığının daha fazla olması gerekecek. Ardından K gelmeliydi. Ve sonrasında da M gelmeliydi. Ee, ancak öyle bir durum yaşanmış ki öyle bir bekletilme süresi verilmiş ki bunların e, ilk ve son sıcaklıkları eşit olmuş. Halbuki eşit süre bekletilseydi böyle bir görüntü ortaya çıkacaktı. Yani en fazla sıcaklık L'de en az da M'de olacaktı. Demek ki M'nin e, süresi diğerlerinden en fazla L'nin de en az. K de ara bir değer olmalı ki sıcaklığı M'nin L'ye ve K'ye yetişebilsin. Bu da B seçeneğinde verilmiş. Etkinlikteki gözlemlere göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Maya mantarları ekmek yapımında kullanılır. Maya mantarının üremesi ekmeğin kabarmasını sağlar. Ekmeğin içinde hava kabarcıklarının oluşmasının nedeni de maya mantarının şeker kullanılarak yaptıkları solunum sonucu Karbondioksit gazı açığa çıkarmalarıdır. Aşağıda maya mantarına ait e, böyle bir etkinlik tasarlanmış. Özdeş cam şişelerden biri yeşil renge, diğeri siyah renge boyanmış. Kurumaya ve şeker konulmuş. İkisine de eşit miktarda, sonra eşit miktarda ılık su eklenmiş ve cam şişelerin ağzına özdeş balonlar geçirilmiş. Gözlemlerde de siyah cam şişedeki balonun yeşil cam şişedeki balona göre daha fazla şiştiği görülmüş. Siyah cam şişedeki suyun sıcaklığı yeşil cam şişedekine göre daha fazla olmuş. 1. Cam şişeler güneş ışığını yansıttığı için içindeki suların sıcaklığın artmasını sağlamıştır. Hayır. Burada yeşil ve siyah renkli cam şişeler ışığı soğurduğu için sıcaklığın artmasına neden olmuşlar. 2. Cam şişelerin renkleri solunum sonucu çıkan gaz miktarını etkiler. Evet, buradaki e, sıcaklık artışı ile birlikte daha çok solunum yapan e, siyah şişedeki kapta daha çok gaz üretilmiştir. Dolayısıyla etkiler diyebiliriz. 3. Siyah cisimlerin ışığı sorma miktarı yeşil cisimlere göre daha fazladır. E yeşille siyah balondaki e, durumu kıyasladığımızda siyahtakinin daha çok şiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla ışığı sorma oranının yeşilden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda sorumuzun cevabı D seçeneği oluyor. Verilen metin ve görsele göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Güneş enerjisinden yararlanmak için kullanılan güneş bacalarının amacı ısınan havanın yükselmesini sağlayarak elektrik üretmektir. Kolektörün içinde bulunan hava güneş ışınları sayesinde ısınarak bacaya aktarılır. Isınan hava, bacanın yapısındaki türbinleri, türbinlerde jeneratörlerin dönmesini sağlayarak elektrik üretimi gerçekleşir. Güneş bacasının yerleştirildiği bölgedeki güneş ışığı gün içinde ne kadar yoğun ise elektrik üretimi de aynı oranda artacaktır. A güneş enerjisi başka enerji türlerine dönüştürülebilir. Örneğin türbinlerin dönmesi, jeneratörün dönmesi burada hareket enerjisine döndüğünü bize gösteriyor. B kolektörde sorulan ışık buradaki havanın ısınmasını sağlar. Kolektörün içinde bulunan hava güneş ışınları sayesinde ısınıyormuş. Dolayısıyla bu ifadeye de ulaşabiliyoruz. C. Güneş bacaları sayesinde dünyaya gelen güneş enerjisinin büyük bir kısmı kullanılır. Böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Kısıtlı bir kısmı kullanılır. Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. Ulaşamadığınız bir bilgi olarak kalacak. D. Güneş bacaları gün ışığını çok alan bölgelere kurulduğunda elektrik üretimi daha fazla olur. Burada metnin sonunda Güneş bacalarını yerleştirdiği bölgedeki güneş ışığı gün içinde ne kadar yoğun olursa elektrik üretimi de aynı oranda artar denilmişti. Dolayısıyla buna da ulaşabiliyoruz. Cevabımız C seçeneği. Buna göre yapılan deneyle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Burada bir hipotez var. Bu hipotezde bir maddenin sıcaklığındaki değişim maddenin ve üzerine gelen ışığın rengine bağlıdır demiş. Yani iki tane faktöre bağlamış. Bir hipotezin test edilebilmesi için beyaz bardağın mavi ışık ile aydınlatılması gerekir. Eğer beyaz bardağa mavi ışık koyacak olursak burada maddenin renginin nasıl etkilediğini ölçmüş oluruz. Dolayısıyla doğru olmuş olur. 2 deneyden doğru sonuç elde edebilmek için bardak renklerinin aynı olması gerekir. Bu da üzerine gelen ışığın nasıl etkilediğini bize gösterir. Çünkü bu durumda tek farklı şey üzerine gelen ışık rengi olacaktır. Dolayısıyla bu da yapılabilir. Tasarlanan deney düzeneklerinin bu haliyle kurulan hipotez test edilebilir. Hayır, bu düzenekler bunun için yeterli değil. Değişiklik yapmak gerekecek. Örneğin 1 ve 2'de olduğu gibi. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Her bir lambanın ışık verme süresi 2 saniye olarak ayarlandığına göre 2, 4, 6, 8 ve 10. saniyelerde kutunun dışarıdan görünen renkleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1. saniyede yalnızca L lambası ışık veriyormuş ve diğerleri kapalıymış. Bu durumda 2. saniyede bu kutu yeşil görünecektir. Üçüncü saniyede K ve L lambaları birlikte ışık veriyorlar. O zaman dördüncü saniyede K ve L yani kırmızı ve yeşil bu durumda sarı görünecek kutunun içerisi. Çünkü kırmızı ve yeşilin karışımı ışıkta sarı renk demektir. Beşinci saniyede her üç lambada ışık veriyormuş. Yani 6. saniyede bu durumda üçünün bir araya gelmesiyle beyaz bir görüntü oluşacaktır. Sonrasında 7. saniyede L ve M lambaları birlikte ışık veriyormuş. L ve M lambalarına baktığımız zaman yeşil ve mavi görüyoruz. Dolayısıyla karışımları cyan görünecek 8. saniyede. Ardından 9. saniyede K ve M lambaları ışık veriyorlarmış. Yani kırmızı ve mavi. Onların birleşimi de magenta olacaktır. 10. saniyede de magenta rengini göreceğiz. Cevabımız C seçeneği. P ve R fenerlerinin ışıklarının birleştiği alanda sarı renk oluşumu gözlemlendiğine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur? Kırmızı, yeşil ve mavi renkte ışık yayan PRS fenerlerinin görselde belirtildiği konumlarda tutularak beyaz bir zemini aydınlatması bekleniyor. Şimdi P ve R'nin birleştiği yer eğer sarı renkse P ve R'nin kırmızı ve yeşil olmasını bekleriz. Ancak böyle olursa e, bu renkleri gözlemleyebiliriz. Bu durumda e, S'ye de mavi renk kalmış oldu bir tek. A. P fenerinin ışığı kırmızı, R fenerinin ışığı yeşil renkte olabilir. Olabilir. B. R fenerinin ışığı kırmızı renkte ise, 2 numaralı bölge siyah olabilir. 2 numaralı bölge 3 rengin bir araya geldiği alan. 3 renk ışıkta bir araya gelince beyaz renk oluşur. C. 3 numaralı bölge magenta renkte ise P fenerinin ışığı yeşil renkte olabilir. Eğer 3 magenta ise bu durumda R'nin kırmızı olması gerekir. Ve R kırmızıysa da P'ye yeşil kalacaktır. Bu olabilir. D SFN'nin ışığı mavi renkte ise, 1 numaralı bölge ciyan renginde olabilir. Bir numaralı bölgenin ciyan olması için P'nin yeşil olması gerekir. Bu da sağlanabilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı kitaplara beyaz ışık altında bakıldığında kitaplar hangi renklerde görünebilir. Birinci kitaba yeşil ışık tuttuğumuzda yeşil olarak görünüyormuş. Bu durumda bu kitap beyaz renk olabilir, yeşil renk de olabilir. Dolayısıyla bütün bu olasılıklar birinci kitap için mümkündür. İkinci kitap kırmızı görünüyormuş. Bu kitap kırmızı olursa kırmızı görünebilir. E, beyaz olursa da kırmızı görünebilir. Ancak siyah olur ve kırmızı ışık gönderirsek e, bu kitabı kırmızı göremeyiz, siyah görürüz. Üçüncü kitaba baktığımızda mavi ışığı tuttuğumuzda bu kitap siyah görünüyormuş. Bu durumda e, bu kitap mavi renk olamaz çünkü mavi renk bir kitaba mavi renk bir ışık gönderirsek kitabı mavi görürüz. E, beyaz da olamaz çünkü beyaz bir kitap olsaydı üzerine mavi bir ışık tuttuğumuzda kitabı yine mavi görecektik. Yeşil renk olabilir çünkü e, ikisi de ana renk olduğu için ışıkta. E, siyah görünmesine sebep olacaktır. Bu durumda sorumuzun cevabı B seçeneği. Buna göre bu cisimlerle ilgili olarak yapılan yorumlarından hangileri doğru olabilir? Yanda KLM cisimlerine yeşil ışık altında bakıldığında bu cisimler sırasıyla siyah, yeşil ve yeşil renklerde görülmektedir. Bunlara yeşil ışık altında bakıyoruz. K cismi kırmızı renkli olabilir. Kırmızı renkli bir cisim yeşil ışıkla bakıldığında siyah görünür. 2. L cismine beyaz ışık altında bakıldığında beyaz renkte görünebilir. Evet olabilir. Eğer yeşil altında yeşilse beyaz ışık altında da beyaz görünebilir. Bu da olabilir. M cismine beyaz ışık altında bakıldığında sarı renk görünür. Şimdi bu... Sarı bir kutu demektir. Sarı kutuya yeşil bir ışık gönderdiğimizde kutuyu yeşil görebiliriz. Dolayısıyla bu da mümkün. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Buna göre cisim ve zeminle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Bir cisim yansıttığı ışın renginde görünür. Eğer cisim iki ya da daha fazla ışık rengini yansıtıyorsa yansıyan o ışınların oluşturduğu karışımın renginde görünür. Yandaki şekilde kırmızı zemin üzerinde bulunan bir cisim gösterilmiş. Düzenek karanlık ortamda beyaz ışıkla aydınlatıldığında cisim beyaz ışığın tamamına yakınını yansıtmaktaymış. A. Düzenek karanlık ortamda mavi ışıkla aydınlatılırsa hem zemin hem de cisim siyah olarak algılanır. Burada cisim beyaz. Dolayısıyla mavi ışıkla aydınlatırsak cismi siyah görmeyiz. Zemini siyah göreceğiz çünkü kırmızı üzerine ana renk bir ışık gönderdiğimizde siyah olacaktır. Ancak cismi siyah görmeyiz. Düzenek karanlık ortamda yeşil ışıkla aydınlatılırsa cisim görünmez. Bu cisim beyaz bir cisim olduğu için yeşil ışık gönderdiğimizde cismi yeşil görebiliriz. Hatalı bir yorum olmuş. C. Düzenek karanlık ortamda sarı ışıkla aydınlatılırsa cisim görülebilir. burada cisim zemin Kırmızı. Dolayısıyla e, zemini kırmızı göreceğiz. Cismi de sarı görürüz bu durumda. Cismi görebiliriz karanlık bir odada. Cismin rengi mavi değildir. E, neredeyse beyaz ışığın tamamına yakınını yansıttığına göre bu cisim beyaz renkli bir cisimdir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Verilen metne göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Güneş enerjisi günlük hayatta birçok alanda kullanılır. Bunlardan biri de güneş arabalarıdır. Güneş arabalarının üzerinde bulunan güneş panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Araç bu enerjiyi ve aracın aküsünde depolanan enerjiyi kullanarak çalışır. Burada baktığımız zaman bir güneş enerjisi dönüştürülerek depolanabilen bir enerjidir. Evet, e, araç güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek depoluyormuş. Dolayısıyla buna tik atıyoruz. 2. Güneş panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Bu da yukarıda verilmişti. Elektrik enerjisine dönüştüğünü yazmışlardı. 3. Güneş enerjisi güneş enerjisi olarak depolanabilir. Hayır, burada güneş enerjisi olarak değil, elektrik enerjisi olarak depolanmakta. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği. Buna göre verilen figürün yeşil ışık altındaki görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi biz buna yeşil ışık yakacak olursak, bu kısım yeşil olan kısımlar yine yeşil olarak görmeye devam edecekler. Sarının içerisinde de yeşil mevcut, dolayısıyla buralarda yine yeşil görünecektir diyoruz. Ee, mavi olan kısımlar ise Siyah görünecekler çünkü e, ana renk bir ışık gönderiyoruz. Dolayısıyla siyah bir görüntü oluşturacaktır. Mavi olan kısımlar. Bu durumda sorumuzun cevabı A seçeneği oluyor. Buna göre verilen düzeneklerdeki radyometrenin yapraklarının dönme süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Birinci düzenekte 10 santim kadar uzak, ikinci düzenekte 15, üçüncü düzenekte de, de 17 santim kadar radyometreden uzakta duruyor el feneri yani ışık kaynağımız. Ee, ne kadar yakın olursa sıcaklık o kadar hızlı artar. Dolayısıyla sıcaklığın art artması demek bir numaradaki radyometrenin yapraklarının daha süratle dönmesi demektir. Ardından onu takip eden iki numaralı radyometre gelecek çünkü onun da mesafesi üçüncü düzenekten daha Kısa. Dolayısıyla en yavaş dönecek olan 17 cm uzaklıkta ışık kaynağı bulunan 3. radyometre olacak. Sıralamamız 1 büyük 2, 2 büyük 3. Cevabımız D seçeneği. Buna göre gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada bir öğrenci K ve L kaplarını kullanıyor. K kabına tuzlu suyu koyuyor ve Zemin rengiyle ışık rengini değiştirerek tuz ve suyu olabildiğince birbirinden ayırmaya çalışıyor. 1 L kabında en az su ikinci işlem sonucu birikmiş olabilir diyor. Yani bu durumda ikinci işlemde sıcaklığın en az artması gerekiyor ve buharlaşmanın en az gerçekleşmesi gerekiyor. Bakalım öyle mi? Birinci işlemde beyaz ışık rengi ve kırmızı zemin görüyoruz. Zeminin kırmızı olması burada sıcaklık artışını sağlayacaktır. Dolayısıyla burada buharlaşma adına olumlu bir durum söz konusu. İkinci işlemde ikisi de kırmızı renk, hem zemin rengi hem ışığın rengi. Bu durum dezavantaj yaratacak. Kırmızı zemin kırmızı ışığı yansıtacak, soğuramayacak. Soğuramadığı için de sıcaklık artışı çok az gerçekleşecektir. Dolayısıyla buna eksi koyalım. üçüncü işleme baktığımızda ışık rengi mavi, zemin rengi yeşil. Bu durumda zemin siyah görünecek. Zeminin siyah görünmesi demek buradaki sıcaklık artışının en fazla olması anlamına geliyor. Çünkü ışığı daha iyi soğuracaktır. Bu durumda en az su ikinci işlem sonucu birikmiş olabilir L kabında. 2. L kabında birinci işlem sonucu biriken tuz miktarı ikinci işlem sonucu biriken tuz miktarından fazladır. L kabında su birikiyor, tuz birikmez. Tuz K kabında kalıyor. Su buharlaşıp L kabına geçiş yapıyor. Tuz değil. 3. Üç, üçüncü işlem sonucunda K kabındaki su buharlaşmaz. Hayır en fazla burada buharlaşır. Zemin siyah göründüğü için. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir. Buna göre mutfaktaki bu cisimlere sarı ışık rengi altında bakıldığında cisimlerin rengi ile ilgili yorumlardan hangileri doğru olabilir? Cisimler yansıttıkları ışığın renginde görünürler. Beyaz ışık altında beyaz renkte görünen bir cisim tüm renkleri yansıtırken siyah cisimler üzerine gelen ışığın tamamına yakınını soğurur. Yandaki görselde mutfağın bir bölümünün beyaz ışık altında aydınlatıldığında cisimlerin göründüğü renkler verilmiştir. Buzdolabı sarı renkte görünür. Buzdolabı şu an beyaz renk. Dolayısıyla sarı ışık altında sarı görünecektir. Halı ve masa üzerine gelen sarı ışığın tamamını soğurur. E, halı ve masa üzerine geldiği zaman sarı ışık e, burada halı tarafından soğurulmayacak, yansıtılacaktır. Aynı şekilde masada da bu durum görülebilir. 3. Tabak beyaz ışık altında sarı göründüğünden sarı ışık altında beyaz görünmez. E yine sarı görünecektir. Bu durumda cevabımız yalnız bir A.